Bunu açılınca tekrar konuşalım. Millet de duymuş olsun. Açık zaten. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tekrar esselamu aleyküm diyerek şu an 180 numaralı sayfada Kitab-ı Sala bahsin tacın birinci cildindeyiz. Son bir şey daha konuşalım, arkadaşlarımızda bir sıkıntı kalmasın. Buradan 12 numaranın şerh, yani 12. Şöyle bir ifade: Huzife selamu bilhai ve zalim. Ey tehfifuhu ve ademü meddihi metlubun şer'an. Orijinal ifadeyi bir daha okuyacağım. Bütün anlayan arkadaşlar dikkat edebilir. 180 numaralı sayfası Tac'ın birinci cildi Kitab-ı Sale bölümü 12 numaralı burada ve yüye diyor hadisi İbrahim Ennehai. Bu uygulamayı İbrahim Ennehai'nin rivayeti olan şu söz teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. O da şu: et tekbiru cezmun ve selamu cezmun. Evvela sibak, siyak konusu var. Bu söz Kitab-ı Salah bölümünde geçiyor. Namazla alakalı. Şimdi namazda diyelim, Nebi Efendimiz buyurmuş ki beni nasıl kılarken gördünüz öyle kılın. Kendisi bütün millete namaz kıldırıyor. Duyuyorlar. Allahu Ekber diyerek rükûa gittiğini, Allahu Ekber diyerek tekbir aldığını, intikal tekbirleri çok namazda. Sonuna ötre koymuyor. Allahu Ekberu diye. Tabii ki cezim. Ama buradaki cezim med uygulamamak manasında kullanılmış. Ve yukarıda da zaten açıklamış. Diyor ki hasbüsselamü bilha vezzal, ey, yani bu ifadeden maksat tehfifuhu ve ademu meddihi. Med yapmamak demektir bu. Metlubun şer'an, şeriatımızın istediği bir tatbikattır, uygulamadır. Şimdi bu ifade, diyelim ki Allahu Ekber. Namazda bunu Allahu gibi medle telaffuz etmeyin. Zaten edilmiyor yani. Genelde Allahu Ekber. Allahu Ekber böyle. Yoksa namazda tekbir alırken Allahu, yani meddi bedelle birlikte lafzayı celalı söylemekten öteye bir med uygulanmıyor zaten. Ezanla alakası yok bunun. Onu demek istedim. Selamda da aynı şekilde med uygulamayın. Yani Esselamu böyle uzatmayın. Ve selamın herhangi bir yerine kural dışı uzatıp durmayın. Çabuk verin selam ki millet işine baksın. Sıkıntılı olan olur, şu bu. O yüzden İbrahim Ennehai Rahimahullah'ın dediği de et tekbiru cezmin ve selamı cezmin. Tekbiri namazın içinde kısa, metsiz getiren, selamı da yine metsiz, uzatmadan. Bu o manada. Hem de konusu olan Kitab-ı Salah, namaz bölümünde geçiyor. Yani burada ezan okunurken diyelim ki orada tekbir var. Allahu Ekber
ona cezim koyan. O demek değil. Ezan okumakta iki tatbikat var. Birisin Allahu Ekber diye cezim koyarsınız ama nefes almak zorundasınız. Her zaman aynı zaten. Tamam, o öyle bir cümle. Allahu Ekber. Nefes alacaksınız. Kural bu. Tekrar Allahu Ekber. Böyle. Ezan okurken böyledir. Veyahut da duruma göre geçiş yaparsınız. Vakıf değil de vasıl uygularsınız. Bu birçok ayet-i kerimeler, besmele, sure başlangıçları arasında bile uygulanan bir usuldür. Vasıl. Bismillahirrahmanirrahim'i veyahut da ve duadan aşağıya olan sonraki sureler okunurken yani onların her birinin sonunda tekbir çekilir. Bu tekbirden sonra öbür sure-i şerifin besmelesi. Ondan sonra onun başlangıcı ayet-i kerimeler var. Bunlar da öyle. Vakfen de vaslen de geçilir. Ama vasıl halinde harekeler mutlaka gösterilir. Ve ezanda sesine göre herkes hangisi kolayına, zevkine geliyorsa onu okumuş büyük ihtimal. Böyle gelmiş ezanlar. Yani ezanın diyelim ki bir tatbikatı cezim uygulayarak, vakıf yaparak okunur. Allahu Ekber. Nefes alacağız mecbur. Allahu Ekber. Böyle böyle gider. Diğeri de nefes almadan vasılla şöyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle. Gayet güzel ikisi de. Doğru okuyuştur. Yani öbürleri de böyle. Nefesi yetenler vasılen okuyabilir ama vasılla okunması halinde harekeler gösterilecektir. Yani telaffuz edilecektir. Demek ki buradaki cezim demek aynı zamanda o bildiğimiz cezim değil de med uygulamamaktır diye açıklanıyor buradaki ifadede. Med uygulamamanın adı olarak kullanıyor İbrahim en-Nehai rahimahullah. Cezmen. Cezmen okunur dediği. Veyahut da misal namazla illa bunu düşüneceksek tabi olay ne için varid olmuşsa bu söz ona bakmak lazım. Ama illa böyle bir şey düşünelim o zaman neresi tutabilir? İntikal tekbirleri, iftida tekbiri cezim kabul eder. Çünkü kendisinden sonra başka bir şey yok. Allahu Ekber deyip el bağlıyoruz. Tabii ki cezim olacak sonu tekbirin. İntikal tekbiri Allahu Ekber deyip rüka varıyoruz. Cezim koyuyorsun. Çünkü niye? Nebi Efendimiz'in tatbikatı, sahabilerinin tatbikatı, mezhep imamlarımızın getirdiği usul bu. Onun için. Ama ezanda bu tabii ki kullanılmaz. Yani ezanda kullanılsa bile ezanın cezimli tatbikatı var. Vakıf şeklinde. Bir de vasıl tatbikatı var. Ezan da meşhurdur. Bir alemdir. Parola yerinde herkes tarafından meşhur olarak bilinir. Ve uygun olan, sesi düzgün olan arkadaşlarımızın Allahu Ekber, Allahu Ekber diye vaslen okumasıdır. Bu güzel okuyuştur. Kulağa hoş gelir. Öbür türlü vakfen okuyuş artık sesine göre herkes ama bundan güzel değil gibi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İlla kaideyi zorlar. Yani bu da hoş olmaz. Ama şu Allahu Ekber, Allahu Ekber vasıflı okuyuş gayet güzel. Kamet getirirken misal sesi, nefesi yeterli, güzel olan arkadaşlarımızın Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kamet çünkü. Seri olur biraz.
Böyle okuması güzel. Hepsini vasıllı. Onun için bir sıkıntı değil. Ve tekrar söylüyorum. Yani ilgilenmek isteyen arkadaşlar bakabilir. Tac adlı bir eser var. Kitap, hadis-i şerifte. Bunun Kitab-ı Salah bölümü. Birinci cilt zaten. Ve Kitab-ı Salah bölümünün 180 numaralı sayfasının